yaşlı halim zaman makinesiyle buraya gelse, ona soracağım ilk soru başarılı olabildin mi olur. Çünkü en büyük korkularımdan biri başarısız olmak. Yani 65 yaşında huzurlu biri olmam lazım. İstediklerini elde etmiş, başarılı biri olmam lazım. Yani olamadıysam, yani bir yere varamadıysam 65 yaşımı görebileceğimi pek zannetmiyorum. Umutsuzluğa kapılıyor insan bir yerden sonra çünkü. Ona boşuna mı uğraşıyorum? Bunu sorardım. Boşuna uğraşıyorsam söyle. Ona göre hareket edeceğim çünkü derdim. Eğer başarılı olamıyorsun derse bana, yani büyük hayal kırıklığı, çok büyük hayal kırıklığı olur benim için. Bu kadar uğraştıktan sonra olmuyorsa bu bana çok koyar çünkü. 65 yaşındaki Mahmut bana gelip başarılı olamadın derse, yani çok kötü. Altından kalkamayabilirim. Ben zaman makinesiyle çocukluk halimin yanına gitsem, ona spora biraz ara ver derdim. Ben 15 yaşındayken futbol oynuyordum. Yani çok da iyi topçuydum. Beni takıma da aldılar. Yani çılgın atıyordum yani. Her şey muhteşemdi. Amma ve lakin bazı şeylerden dolayı, işte aileden dolayı, bir takım şeylerden dolayı benim lisansım çıkmadı. Lisansım çıkmayınca da takımdakiler beni dışladı. Ben de soğudum. Ama yine de inatla spora devam ettim. O zamanlarda aslında sanata karşı ilgim vardı. Yani çocukluk halime, çocuk Mahmut'a şunu derdim. Yani sporu biraz azalt ve hayatın gerçeklerine odaklan. O zamanlar çok konfor alanında yaşıyormuşum. Çünkü 15 yaşında muhteşem bir hayatım vardı. Yaşadığım semt, işte ya muhteşem bir mahallem, muhteşem insanlar tanıyorum. Her günüm o kadar güzel geçiyordu ki anlatamam. Bilgisayarımda oyunumu oynuyorum. Yani ben bir büyünün içerisindeydim ve hiçbir şeyin farkında değildim. Şimdiki 15 yaşındaki çocuklara bakıyorum. Yani çok başka yerlerdeler. Yani benim zamanımda kimse bana bir öğüt vermedi. Ama ben şu an aslında şu anki 15 yaşındaki çocuklara çok farklı öğütler verebilirim. Çok başarılıydım aslında sporda ama o zamanlar spor benim için bir uyuşturucu gibi bir şeymiş. Lisede okul takımımız vardı. Yani hiç kimseye yenilmiyorduk. Kendimi tanrı gibi hissediyordum. Oh, vallahi süperdi. Takımı da ben kurdum. Kaptan da benim. Yani her şeyi ben kurdum. Böyle kralım yani. Efsaneyim o dönemler. Aynı zamanda basketbol takımındayım. İşte okulun en güzel kızıyla sevgiliyim. Ama hayat aslında öyle değilmiş. Yani bunu mezun olduktan sonra öğrendim. Yani aslında mezun olduğum gün bir bok olmadığımı anladım. Spor aslında bir uyuşturucuymuş. Yani ben hiçbir şeye odaklanmamışım, hiçbir şey okumamışım, hiçbir şey öğrenmemişim. Yani ben o zamanki halime gitsem, abi sen araştırmayı seven bir çocuksun, oku, kapılma büyüye derdim. İnsanlara çok dikkat et Mahmut. Yani insanlar sana inanmayacak, sana güvenmeyecek. İleride hayalini kurduğun şeyler şak diye olmayacak derdim. O zamanlar öyle zannediyordum. Yani çabalarsam hayalini kurduğum şeyler olur zannediyordum. Ama öyle olmuyormuş hayat. Bunu da öğrendim. Bana göre aşk geçici bir şey. Yani bir takıntı. Aşk aslında var. Ama bir yere kadar var. Aşk dediğimiz şey yani böyle ilaç gibi. Yani bir yerden sonra etkisi geçiyor. Bir yerden sonra o aşk olmuyor yani. Yani en azından ben bunu yaşadım. Bunu biliyorum. Bir yerden sonra sadece sevgi kalıyor, saygı kalıyor, anılar kalıyor. O kadar. Yaşanmışlık kalıyor ve onları da bırakması çok zor olduğu için öyle devam ediyorsun. Doğru insan diye bir şey vardır. Yani hayatını onunla geçirmek istersin. Ama bazen de başka insanlarla başka şeyler yapmak istersin. Ama ne yaparsan yap yani ne bok yersen ye sonunda aynı kişiye geri dönersin. Benim için mutluluk
İstediğimi elde edebilmektir. İstediğim kişi olabilmektir. Markete gidip alışveriş yapabilmek, yani buzdolabının dolu olduğunu bilmek bazı insanları mutlu edebilir. Ama bu beni mutlu etmiyor. Bu benim için normal bir şey. Beni mutlu edecek şey benim istediğim şeyin gerçekleşiyor olması. Ölümden sonra bir hayat olmalı. Yani olmaması çok garip olurdu. Öldük. Karanlık. Yani bu kadar şey nereye gitti? Ne oldu yani bu kadar yaşanmışlıklar, anılar nereye gitti? Bu kadar şey bir yere gidiyor olması lazım. Yani bir yerde olmaları lazım. Yani reenkarnasyon da bana çok mantıklı gelmiyor. Her şey sıfırdan başlıyor çünkü. Gene gitti bütün emek. Yani ölüm son olmamalı bence. Ölümden sonra bir yerde bir şekilde devam ediyor olmamız lazım. Niye yaşıyoruz? Biz buraya bırakıldık ve kendi anlamımızı bulacağız. Bizim var olmamızın bir sebebi yok. Hani insanlar hayat boyu bir şey aramışlar ya, neden varız diye bir anlam aramışlar. Yani bence bu anlamı arayan insanlar sorunlu insanlar. Anlamı biz yaratacağız çünkü. Yani bize uzaktan bir anlam bahşedilmişse bütün bunlar bir senaryo o zaman. Bu çok saçma değil mi? Yani sen bunun için varsın. Oo, yani ne bu yani? Ben neysem, ne için var olduğumu kendim yaratacağım. İnsanlarda özgüven eksikliği olduğu için, karakter sorunları olduğu için ya da korkak oldukları için bir birey olamıyorlar. Birey olanlar kendi anlamlarını yaratan insanlar. Ben ne için yaşıyorum? Ben üretmek için yaşıyorum. Ben hayatta üretmek için varım ve eğer başarılı olabilirsem, başarılı olduktan sonra da üretenlere yardım etmek için varım. Ben insanları desteklemek, onlara yardımcı olmak, görünmeyeni görünür kılmak, yanlışın doğrusunu, doğrunun da yanlışını göstermek için, ispatlamak için varım. Ben hayatın aşırı sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Bana göre ne büyü var, ne sihir var, ne cin var, ne hayalet var, ne vampir var. Bizim sinemada gördüğümüz veya inandığımız hiçbir şey yok. Hayat o kadar sıkıcı ki bunu kabul edemiyoruz. Önce bunu kabul etmemiz lazım. Yani bunun hiçbiri yok. Biz korku filmine niye gidiyoruz? Yani çünkü bu hayatta göremediklerimizi orada görmek için, eğlenmek için gidiyoruz. Hayalet görmediğimiz için, yani hayalet olursa ne olacağını görmek için aslında filme gidiyorsun. Yani ben de görmedim şu ana kadar öyle bir şey. Ha, görürsem ne yapacağımı bilemem yani. Bir anda karşıma bir şey çıkarsa ne tepki veririm bilmiyorum. Orası ayrı. Ama göreceğimi de zannetmiyorum açıkçası. Hayatta her şeyi yaşamak istiyorum. Hayattaki iyilikleri de, kötülükleri de, yani hepsini yaşamak istiyorum. Yani nasıl bir duygu olduklarını bilmek istiyorum. Mahmut nasıl biridir? Mahmut her zaman iyi biri olmaya çalışır. Cümle kurarken dikkat etmeye çalışır. İnsanların gözünün içine bakmaya çalışır. Heyecanlı bir insandır aslında. Olabildiğince teşekkür etmeye çalışan bir insandır. İnsanları övmeye bayılır. Onlara yardım eder. Amma ve lakin Mahmut odaya kapandığı zaman büyük hayal kırıklıkları vardır. Bazen çok mutsuzdur. Aslında dışarıda çok konuşkan biri olsa da evde çok sessizdir. Geceleri uyuyamaz. Hayalleri olduğu için, hayalleri hiçbir zaman gerçekleşmediği için geceleri bunlar onu avlamakta ve avlandığı için de uyuyamamakta. Mahmut'un zaafları... Mahmut... Dünyadaki... Yani neredeyse bütün kadınların hepsiyle sevişmek istiyor. Ama bunu hiçbir zaman yapmıyor. Çünkü sadık biri olmaya çalışıyor. Kurallara uymaya çalışıyor. Lambadan bir cin çıksa ve bana 3 dilek hakkı verse... Ondan para isterim. Sadece para isterim. Ve diğer iki dilek hakkımı da kullanmam. Parayla elde edemeyeceğim hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim hayallerim var. Yani ben bir şeyler üretmek istiyorum ama
imkanlarım olmadığı için yapamıyorum bunu. Üretemediğim için de kendime kötü müyüm diye soruyorum. Yani ama sonra bunu öğrendim. Yani ben kötü değilim. Benim param yok. O yüzden yapamıyorum. Benim param olursa ben hayatta her şeyi başarırım. Ben çok param olursa dünyayı değiştirebileceğime inanıyorum. Ama işte çok param yok ve o yüzden dünyayı değiştiremiyorum ve bu yüzden de dünya kötü. Benim hayatımın bir kitabı yazılacak olsa kitabın adı Beni Ben Yapan Seçimlerimdir olsun isterim. Mezar taşımda şunun yazmasını isterim. Hayat kendini bulmak değildir, hayat kendini yaratmaktır.